ABD'li teknoloji devi Microsoft'un 365 uygulamalarında dünya genelinde yaşanan arıza nedeniyle birçok sektörde aksamalar yaşandı. Dünya genelinde bankalar, havalimanları ve hastanelerin sistemlerinde sorun meydana geldi. Birçok ülkeden uçuş iptal haberleri peş peşe geldi. Microsoft bu küresel sorun için açıklamalar yaptı. Peki Microsoft bu sorunu çözdü mü? Microsoft firmasının bir hizmeti var. Bütün dünyaya veriyor bu hizmeti. Azure diye bir arka planda çalışan bir veri tabanı diyebiliriz buna. Burada yaşanan bir problem, bir güncelleme sorunu nedeniyle CrowdStrike diye bir şey de var bunun bir firma ile ilgili. Orada bir güncelleme yapılırken bir problem oluyor ve bütün dünya etkileniyor bundan. Özellikle sosyal medyanın yanında daha önemlisi devlet kurumları etkilendi Türkiye'de de, dünyada da. Bu tabii şundan kaynaklanıyor. Dünyada en büyük altyapı kullanımı Microsoft ürünlerinde. Windows başta olmak üzere. Dolayısıyla pek çok taraf etkilendi bu olaydan. Bu problemin giderilmesi çok uzun sürmez. Yani bunu zaten hemen birkaç saat içinde bir yamaç kaldılar vesaire. Nasıl güncelleneceğini gösterdiler kısa çözüm olarak falan. Daha sonra o olayın bir daha yaşanmaması için önlemler de alacaklarından bahsettiler falan. Ama burada şöyle bir durum var. Bu olay gibi başka olaylar da olacak. Yani bu şey gibi hani bu depremi atlattık tamam artık deprem olmayacak diyemiyoruz ya, bu onun gibi. Başka olaylar başka şekillerde yaşanacak ama illaki bu tür durumlarla karşılaşacağız. Hatırlarsınız bundan epey bir zaman önce de Türkiye'de bir internet kesintisi olmuştu. Hiçbir kurumun internet sitesine ulaşılamamıştı. İşte e-mailler gelmedi, gitmedi, sosyal medyaya erişilmedi falan. Tam böyle hani kapatalım, tatil oldu modundaydık. Küresel ölçekli saldırıların çeşitli nedenlerle gerçekleştirilebilme ihtimali akıllarda soru işareti yarattı. Bu bağlamda siber güvenlik uzmanları bu saldırının bir kostümlü prova olup olmayacağını değerlendiriyorlar. Bu olay bir kaza aslında, hani bir güncelleme problemi. Kasıtlı olarak yapıldığı düşünülmüyor, öyle anlaşılıyor zaten. Dolayısıyla bu kazalar demin dediğim gibi yine olabilir. Fakat kasıtlı olarak ne bileyim bir saldırı, hacking olayı vesaire gibi ileride mutlaka olacaktır. Ben mesela şöyle bir şey fark ediliyor. Aa bak böyle bir açık varmış. Biz bundan yararlanabiliriz bir şekilde. Tamam o açık kapatıldı belki. Hani oradan giremeyecekler sistemlere bu saldırganlar. Ama benzer bir açık bulabilirler. Benzer bir problemi tespit edebilirler. Çünkü onlar sürekli bir arayış halinde. Nereden ne açık bulup da bunu çözebiliriz diye. Buraya girebiliriz diye. Dolayısıyla onlar hep bir adım önde. Yaşanan siber kesinti genellikle sistemdeki zayıflıklardan kaynaklanıyor ve bu zayıflıkları önceden tespit etmek oldukça zor. Bu olay, yapay zekanın bu tür kesintileri önceden tahmin edebileceği ve yönetebileceği düşüncesini akıllara getiriyor. Ancak görünen o ki, sistemdeki zayıflıkların tespiti yapay zekayı da zorladı. Yani şunu söyleyebilirim, bizim bu konularla çok sık karşılaşacağımız bir kaçınılmaz gerçek. O yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Bunun için mesela yerli yazılımlar, yerli sistemler diye bir görüş var Türkiye'de mesela. Yerli sistemleri kullanalım, yerli yazılımları kullanalım diye. Ben de buna katılıyorum. Bizim içimizden de mesela bir Microsoft Windows yazılımı geliştiren bir ekip, şirket niye çıkmasın? Çıkabilir ama bu tabii şey bir şey değil. Hani hadi hemen başlayalım da yapalım diyebilecek bir şey değil. Bunu organize etmek lazım. Bu düşüncede olan insanları bir araya getirmek lazım. Bir de hani herhangi bir çıkar gözetmeden
bir böyle liyakat temelinde bu işi yapmak lazım. Bu işten anlayanların hakikaten yapacağı bir şey olması lazım. Yoksa hani bu işten para kazanalım diye yapılacak bir iş değil bu.